x kare eksi x kare eksi 4 bölü x eksi 2 eşittir 4. Denklemde x eşit değildir 2 koşulunu sağlayacak şekilde çözünüz. x 2 eşit olamaz çünkü x 2 olursa ifade tanımsız olur. Çünkü sayıyı sıfıra bölmüş oluruz. O halde bakalım x neymiş? Denklemdeki x değerini bulalım. Bu iki ifadeyi x eksi 2 ortak paydasında yazıp toplamayı düşünmüş olabilirsiniz ama başlangıçta gözüme çarpan şey, en başta gözüme çarpan şey payda x kare eksi 4 olması. Yani burada 2 karenin farkı var. Eğer bunu çarpanlarına ayırırsak, x artı 2 çarpı x eksi 2 olur. Bunu da x eksi 2 ile çarpanlarına ayırabiliriz. Hadi öyle yapalım. Eğer tekrar yazarsak, bu x kare eksi, x kare eksi 4 yazmaktansa bunun aslında 2 kare farkı olduğunu bildiğimiz için, x artı 2 çarpı x eksi 2 olarak yazarım. Sonra da hepsi, bunun tamamı bölü x eksi 2. Bu da eşittir 4. Bütün bunları yazarken x'in 2 olmayacağını, olamayacağını unutmuyoruz. x 2'ye eşit olmayacağı için x eksi 2 bölü x eksi 2 tanımlanabilir bir şey olacak ve 1 olacak. Yani bu ikisi birbirine götürür. Kalan da x kare eksi x artı 2 eşittir 4 olur. Eksiyi dağıtabiliriz. Bunu farklı bir renkle göstereyim. Eksiyi dağıtabiliriz ve elimizde x kare eksi x eksi 2 eşittir 4 kalır. Yapmak istediğimiz şey bunu ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklinde yazmak. Bu sayede denklemi çarpanlarına ayırabilir ya da kareye tamamlayabiliriz. Yani ikinci dereceden denklemleri çözmek için kullandığımız metotlardan herhangi birini seçebiliriz. Kareye tamamlayalım. Sağ tarafta 0 bırakalım. Bunu yapmanın en kolay yolu, iki taraftan da 4 çıkarmak. 4 çıkardığımızda elimizde kalan x kare eksi x eksi 2 eksi 4 eşittir eksi 6. Ve 4 eksi 4 eşittir 0. Bütün olay bu. Sonuç olarak elimizde x kare eksi x eksi 6 eşittir 0 var. Bunu şöyle yazalım, şuraya yazalım. x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Bu çarpanlarına ayrılabilir gözüküyor. Çarpıldıklarında eksi 6 veren iki sayı düşünmemiz lazım. Ve farklı işaretlerde olmaları gerekiyor. Topladığımızda da, bu iki sayıyı topladığımızda da eksi 1 elde etmemiz gerekiyor. Evet, eksi 2 ile artı 3 olur değil mi? Yani x eksi 3 çarpı x artı 2 yaparız. Zaten 6'nın 2 ve 3 dışında fazla bir çarpanı yok. 1 ve 6 var, 2 ve 3 var değil mi? İşaretlerinde farklı olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla sonucu bulmak hiç zor olmadı. Eksi 3 çarpı artı 2 eşittir eksi 6. Eksi 3 artı 2 eşittir eksi 1. Bu da eşittir 0. 0 elde etmek için 2 olası çözüm yolumuz var. x eksi 3 eşittir 0 veya x artı 2 eşittir 0. Ve daha sonra x eksi 3 eşittir 0'ı alırsak ve denklemin iki tarafına da 3 eklersek, x'in 3 olduğunu buluruz. Ya da denklemin iki tarafından da 2 çıkarırsak, x'in eksi 2 olduğunu buluruz. İkisi de bize doğru sonucu verir. Şimdi ikisini de denkleme koyup sağlamasını yapalım ve doğru olduklarından emin olalım. Çünkü bu sonuçları, bu sonuçları x eksi 2'lerin birbirine götürdüğü durumda elde ettik. Bu bir sıkıntı yaratmış olabilir. Yani denklemi ikisinin de sağladığından emin olmalıyız. Önce x eşittir 3'ü deneyelim. 3'ü denediğimizde 3'ün karesi eksi, 3'ün karesi eksi 4 bölü 3 eksi 2. Bu da 9 eksi 3'ün karesi 9, eksi 4, 5 eder, bölü 1. 9 eksi 5 eşittir 4, bu da zaten bizim istediğimiz sonuç. Şimdi de eksi 2'yi deneyelim. Eksi 2'nin karesi, eksi 2'nin karesi, eksi 4 ve bunun tamamı bölü, eksi 2, eksi 2. Eksi 2'nin karesi 4, eksi 4 ve hepsi bölü, eksi 2, eksi 2, yani eksi 4. 4 eksi 4 eşittir 0, yani bunların hepsi 0 olacak. Yani iki çözüm de doğru. Mantıklı çünkü eğer bunlar birbirine götürürse, birbirine götürürse denklemde hiçbir şeyi değiştirmemiş oluyoruz. Öte yandan x'in 2'ye eşit olması sorun olur. Çünkü x'in 2 olması denklemi değiştirir ve tanımsız yapar. Dolayısıyla bu iki sonucun doğru olması mantıklı.